Arkadaşlar merhaba. Erasmus K122 projesi için çalışmalar yapıyorsunuz ve emeklerinizin karşılığını almak için de çaba sarf ettiğinizi biliyorum. Özellikle sizlere yardımcı olması amacıyla K122, K210 türünde projeler, örnek projeler hazırlayıp YouTube kanalımdan sizlerin bilgisine sunmaktayım. Bugün yine K122 proje örneğinden sadece proje objectives yani proje amaçlarıyla ilgili olan kısmı örnek olarak sizlere bugünkü videomda sözel olarak anlatmak istiyorum. Bu kısım çok önemli. Bu kısmı ne kadar bizler aynı şekilde geliştirebilirsek, amaçlarımızı ve hedeflerimizi ulusal ajansa çok iyi bir şekilde ifade edebilirsek, projemizin de geçme ihtimali nedir? Artmaktadır. Hemen bir demo örneğimiz var. Bu örnek üstünden ben sizlere konuyu ne yapacağım? Anlatacağım. Yani hem okuyacağım hem de gerekli yerlerde vurguları söylemek istiyorum. Şimdi konumuz yine bizim iklim değişikliği ile ilgili olarak bir projemiz var. K122 yurt dışında hareketlilik yapacağız. Bununla ilgili örneğimiz bu. Bakalım ne yazmışız? Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme, öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireyden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan ve benzeri gibi niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman okulumuzdaki proje takımı okul müdürü başkanlığında oluşmuştur. Biz burada aslında ilk başta neyi verdik? Tanımı verdik. Yani genel anlamda projeye bir giriş yapıyoruz amaç hedeflerimize bir problemi yani bir işlevsel olarak neler yapabileceğimizi tanımsal olarak biz burada verdik. Daha sonra yani yüksekten diyelim aşağı doğru iniyoruz yani bir bütünden daha küçük bütünlere doğru proje hedeflerimizi anlatmaya başlayacağız. Örneğimiz Adana'da demişiz. Adana Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda en çok etkilenen iller içerisinde yer almaktadır. Bu cümlemizi destekleyecek bir nedir? Akademik makaleden bahsetmişiz, onu vermişiz. Siz de verebiliyorsanız bu gibi makaleleri bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız da yapay zeka ile ChatGPT'den de sorabilirsiniz. Konuyu verip bununla ilgili akademik makaleler listesi isteyebilirsiniz. Size yardımcı olur. Bu kapsamda okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine proje konusunun belirlenmesi amacıyla 300 kişiyi kapsayacak bir anket uyguladık. Konu başlıklarını belirledik. İklim değişikliği, akran zorbalığı, sistem eğitimi, hibrit öğrenme gibi. Bu konulardan alınan geri bildirim ve yapılan SWOT analizi sonucunda iklim değişikliği konusu okulumuzda bir problem ve çözülmesi gereken okul proje öncelik konusunda bir numarada yer almıştır. Bunun sebebi de öğrencilerimizin çoğunun coğrafi engelli olmaları ve köy kökenli olmaları gelmektedir. İklim değişikliğini kendi ailelerinin tarım arazilerindeki olumsuz şartlardaki durumlarından bizzat yaşayarak tecrübe edinmişlerdir. Bu konunun bilinmesi ve çözüm üretilmesi için ve yarının gençlerinin daha bilinçli olması için İtalya'ya okulumuzdan 5 öğretmen işbaşı eğitimine gidecektir. Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın İklim Değişikliği Eylem Planı projemizin temel politikasını da oluşturmaktadır. İtalya iklim krizi dersi zorunlu hale getiren ilk ülkedir ve bu konuda müfredat oluşturulmuştur. İlk Avrupa ülkesidir, oluşturmuş ilk Avrupa ülkesidir. Bu proje ile İtalya'da bu müfredat programı, eğitim politikaları, eğitim modülleri yerinde izlenecektir. Daha sonra okulumuz öğretmenleri ile proje takımı ve İtalya'ya giden öğretmenler ve öğrencilere de katılımıyla tüm okulumuzu kapsayacak eğitim modülleri geliştirilecek. Ayrıca e-öğrenme modülü de oluşturulup öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine açık olarak sunulacaktır. Bu kapsamda bu proje ile geliştirilecek müfredat ve modül programı ile belirlediğimiz temel hedeflerimiz şunlardır. Öğrencilerimizin doğada ve yakın çevrede meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak duymaları, olumlu tutum geliştirmeleri,
Çevresinde her insanın olumlu veya olumsuz bir iz bıraktığını kavrayacaklar. Doğal kaynakların kullanımı ile üretim ve tüketim faaliyetleri arasındaki ilişki kurmaları sağlanacak. Doğanın keşfedilmesi ve insan çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde bilimsel süreç becerilerini ve yaşam becerilerini kullanmaları öğretilecek. Sürdürülebilir kalkınma bilinci kazanacak. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakılması gerekliliğine inanmaları sağlayacağız. Çevre sorunları ile iklim değişikliğine yönelik yerel, ulusal, küresel bir bakış açısıyla bu sorunların çözümünde kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğin önemini kavramalarını sağlayacağız. Çevre sorunları ve küresel iklim değişikliğinin çevre, toplum ve ekonomiye yönelik etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlar önlenmesi ve azaltılmasına yönelik sorumluluk almaları sağlanacak. İklim değişikliğinin ve Türkiye'deki etkileri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacak. İklim değişikliği ve çevre ile ilişkili uluslararası düzeyde yapılan anlaşmalar ile bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar hakkında farkındalık kazanmaları sağlanacak. Çevre dostu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlarının tanımaları sağlanacak. Avrupa kültürü ve değerleri okulumuza taşınacak. Erasmus Plus projeler ilçemizde tanıtılacak. Yabancı dilin önemi okulumuz ve öğretmen ve öğrencilerine aktarılacaktır. Şimdi biz genel anlamda ne yaptık? Projemizin amaç ve hedeflerini belirlerken öncelikli olarak bir tanım verdik. Yani genel kapsamda problemimizi bir tanımladık aslında. Sonra alternatif konulardan neler olduğunu okulumuzda yaptığımız, neden bu projeyi seçtiğimizi söyledik. SWOT analizi yapılmış, 300 kişiye analiz anket uygulandığından bahsetmişiz. Daha sonra coğrafyayla birleştirdik bu problem. Sadece yerel okulda değil, aynı zamanda yerelde de problemin olduğunu, öğrencilerimizin bundan etkilendiğinden bahsettik. Gideceğimiz ülkeyi neden hedef ülke olarak seçtiğimizi, onun artılarından bahsettik. Bununla ilgili politikalar varsa, yani herhangi bir şekilde eylem belgeleri, politikalar varsa, örneğin Cumhurbaşkanlığı eylem planları olabilir veya farklı farklı konular olabilir. Bununla ilgili olarak bunları bulabiliriz. Yapay zeka ile konuyu yazıp var mı? Örneğin bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejik planında nerede geçiyor diye sorabiliriz. Bunları yazdık. Yani yasal dayanağına oturttuk. Daha sonra genel anlamda hedeflerimizi özetledik. Genelden özele doğru indik. Konumuz ne olursa olsun mutlaka AB kültürünün okulumuza taşınacağından, yabancı dil öneminden bahsettik. Erasmus Plus projelerinin yaygınlaştırılacağından bahsettik. Kısaca yani konumuz ne olursa olsun genelden özele doğru bir inme ile hedeflerimizi ve amaçlarımızı bu şekilde biz K122'de yazabiliriz. Dikkat edilmesi gereken mutlaka bir iki makaleden bahsedin, politika belgelerinden bahsedin, genelden özele doğru inin, karşıdaki gideceğimiz ülkenin niçin oraya seyahat ettiğimiz, yani orada işbaşı eğitim ya da eğitim alacağımızı bahsedin ki onu da mutlaka Google'dan falan bulabilirsiniz. Öncelikli olarak o ülkeyle ilgili mutlaka konunuzla ilgili bir önceliği vardır. Bulduktan sonra bulma konusunda da lütfen yapay zekayı kullanın. Konunuzu yazın. Mutlaka size Google'dan daha çok fazla yardımcı olacaktır. Yapay zekayı kullanmadan K122, K210 projeleri yazmak biraz size daha çok fazla enerji harcatır. Her zaman yapay zekayı kullanmak işimizi daha da kolaylaştırmaktadır. Benim diyeceğim şimdilik bu kadar. Umarım başarılı olursunuz. Herkese kolay gelsin.